Selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında bugün öğle saatlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Tarım ve Orman Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın, bunun yanında gerek Dışişleri Bakanım, gerek Kültür ve Turizm Bakanım, valiliğimizin, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimleri, ihtiyaç duyulan her türlü araç, gereç ve personelle yangına müdahale etmektedir. Milletvekili arkadaşlarımız hep birlikte oradaki olaya el atmış durumdalar ve en kısa zamanda yangını kontrol altına almak suretiyle bir an önce temennimiz o ki cana hiçbir şey gelmeden bu yangını söndürmüş olalım. Geniş bir alanda süren yangının en kısa zamanda sönmesi temennimizdir. Olay tüm boyutlarıyla araştırılarak yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır. Rabbimden ülkemizi yangın ve sel başta olmak üzere her türlü afetten muhafaza eylemesini niyaz ediyorum. Aziz milletim, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında milletimizin uzun zamandır hasretle beklediği müjdeyi büyük bir gururla vermiştik. Fatih sondaj gemimizin keşfettiği 320 milyar metreküplük doğalgaz sadece Türkiye'de değil, dünyada da büyük yankı uyandırdı. İlk keşiften yaklaşık 2 ay sonra Fatih sondaj gemimizi ziyaret ederek ilave 85 milyar metreküplük yeni keşfi de gemimizde açıklamıştık. Keşifle ilgili son müjdemizi ise Haziran ayının başlarında Filyos'ta düzenlenen törende vererek 135 milyar metreküplük yeni keşifle toplamda 540 milyar metreküp'e ulaştığımızı ilan etmiştik. Karadeniz'de açtığımız bu kuyular ilk değildir. Elbette son da olmayacaktır. Bununla birlikte son bir yılda açtığımız kuyuların öncekilerden büyük bir farkı vardır. Daha önce bu işleri uluslararası şirketlerle birlikte kiralama usulüyle yürütüyorduk. Artık öncekilerden farklı olarak bu işleri kendi gemilerimiz ve kendi insan kaynağımızla yapıyoruz. Sondaj konusunda ulaştığımız teknik yeterlilikle dışa bağımlılığımızı sona erdirdik. Araştırma ve sondaj gemilerimizi filomuza dahil ettik. Bu gemileri tersanelerimizdeki bakım ve geliştirme işlemlerinin ardından kendi sınıflarının en iyileri arasına soktuk. İnşallah yakın zamanda Karadeniz gazının devreye girmesiyle kaynaktaki dışa bağımlılığımızı da önemli oranda azaltacağız. Tabii bu işler bir günde bir gecede olmadı. Arkasında yılların emeği, ortaya konan güçlü irade ve milletimizin desteği var. Yaklaşık 10 yıl öncesine kadar denizlerimizdeki hidrokarbon kaynaklarının nerede olduğuna, bunları nasıl bulacağımıza dair elimizde yeterli veri yoktur. Şayet biz bu işi hakkıyla yapacaksak, öncelikle teknik ekipman ve donanım işini halletmemiz gerekir dedik ve hemen kolları sıvadık. İlk gemimiz Barbaros Hayrettin Paşa'yı 10 yıl önce satın alarak başlattığımız süreci kanuni sondaj gemimizle bir üst aşamaya çıkardık. Ardından diğer gemilerimiz geldi. Sahip olduğumuz filoyla 2018 yılından bu yana 14 derin deniz kuyusu açtık. Akdeniz ve Karadeniz'deki 2 ve 3 boyutlu sismik araştırmalarımızı 6-7 katına çıkardık. Yaptırımlarla, tehditlerle, şantajlarla, yıldırmalarla bizi engellemeye çalıştılar.
Ancak hiçbirine eyvallah etmedik. Kararlı duruşumuzla geri adım atmadık. Eğer biz o günün şartlarında yerli ve milli imkanlarla bu operasyonları hızlandırmasaydık, son yıllarda elde ettiğimiz başarıları başkalarının insafına bırakmış olacaktık. Aklı hayale gelmeyecek türlü bahanelerle attığımız her adımın önü kesilecekti. Hamdolsun bunların hepsi geçmişte kaldı. Artık Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemilerimiz denizlerimizin altını tarıyor. Fatih, Yavuz ve Kanuni de sondajlarını yapıyor. Aziz milletim, bugün sismik araştırma ve sondaj çalışmalarında son bir yılda geldiğimiz noktanın önemli bir dönüm noktasını da geride bırakacağız. Evet, bugün Fatih sondaj gemimizin açtığı Kanuni'nin tamamlamasını yaptığı Türkali 2 kuyusu gaz akış testini gerçekleştiriyoruz, gerçekleştireceğiz. Bir başka ifadeyle keşfettiğimiz ve yerin yüzlerce metre altından çıkarmaya başladığımız Karadeniz gazını bugün ilk defa yerinde yakacağız. Keşfettiğimiz gazın değerini mesnetsiz iddialarla düşürmeye çalışanlar bugün burada yanan ateşe iyi baksınlar. Biz burada bilimle, bilgiyle, teknikle konuşarak birilerinin yalanlarla, çarpıtmalarla, manipülasyonlarla oluşturmaya çalıştığı algıya da en güzel cevabı veriyoruz. İzliyor musunuz? Nasıl? Şimdi gelelim kuyuda bu aşamaya kadar yapılan işlemlere. Önce Türkali 2 kuyusunda 3 seviyede uzun süreli akış testleri yapıldı. Toplam 135 metre perforasyon ve çakıl filtre ile kuyu tamamlama işlemleri yürütüldü. Bu işlem Türkiye'de ilk defa derin denizde Türkali 2 kuyusunda uygulandı. İkinci aşamada yüzeyden kontrol edilen akıllı vanalar ve deniz tabanı test vanaları devreye sokuldu. Son aşamada da yüzey test ekipmanları ve flare ile gaz akışa verildi. Bütün bu operasyon toplamda 247 saatlik bir akış sürecinde gerçekleştirildi. Karadeniz gazının ilk fazını 2023'e yetiştirmek için hem masa başında hem de sahada büyük bir emek harcanıyor. Projede elbette kendi içinde doğal ve teknik zorluklar içeriyor. Hamdolsun şu ana kadar iyi bir planlama ve detaylı iş takvimiyle hedeflerimizden herhangi bir sapma yaşamadık. Bundan sonrası için de çalışmalar aynı titizlikle devam edecek. Son bir yılda Tuna 1, Türkali 1, Türkali 2, Türkali 3 ve Amasra 1 olmak üzere toplam 5 kuyu açtık. Her bir kuyumuzda keşfedilen gaz miktarını doğruladık. Tuna 1 kuyumuzun 40 kilometre kuzey doğusunda yer alan Amasra 1 kuyusu daha önce elde ettiğimiz sismik verilerin yorumlanmasıyla açıldı. Böylece 135 milyar metreküplük yeni bir rezerv daha yakaladık. Amasra 1 kuyusunun keşfini Sakarya gaz sahasındaki benzer keşiflerin de habercisi olarak görüyoruz. Sahanın etrafındaki çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah buralardan gelecek müjdeli haberleri de milletimizle paylaşacağız. Gazı karaya çıkaracak deniz tabanı üretim sistemleri ve kara gaz işleme tesislerinin süreçleri de eş zamanlı olarak sürüyor. Son aşamada ise her iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatlarını inşa edeceğiz. Derin deniz etüt çalışmaları ile
boru hattı rotalarının çalışmaları sona erdi. Önümüzdeki yıl 169 kilometre boruyu denizin dibine döşeyeceğiz. Bu operasyon dünyanın en uzun derin deniz taban bağlantısı olacak. Kara gaz işleme tesislerinin temelini Haziran ayının başında atmıştık. Orada da yoğun bir faaliyet devam ediyor. Karadeniz gazı tüm tesisleriyle biterek kullanıma girdiğinde Türkiye'nin derin denizlerde arama, sondaj ve üretim kabiliyetlerini üst bir noktaya taşıyacaktır. Bu gazın karaya çıkarılması için yürütülen çalışmalar, doğalgaz endüstrisinin besleyen yan sanayinin gelişimine de önemli katkı sağlayacaktır. Burada kullanılacak ekipmanın önemli bir kısmı yerli üretim olacaktır. Bütün bu faaliyetler Türkiye'nin doğalgazda üretimden taşımaya kadar her aşamada ulaştığı etkinliği ortaya koymaktadır. Doğalgaz arz güvenliğinde bölgemizin refahı için kilit bir roldeyiz. Bölge kaynaklarının uluslararası pazarlarla buluşması için her zaman yapıcı bir pozisyon üstlendik, üstlenmeye de devam ediyoruz. Evet, şu anda yanışı görüyoruz değil mi? Bölgesinin siyasi ve ekonomi bakımından en güçlü ülkesi olan Türkiye'nin uzattığı bu dost elini tutanlar bugüne kadar hep kazançlı çıktı. Biz karşılıklı saygı ve haklara riayet çerçevesinde kapalı kapılar ardında ne diyorsak dışarıda da aynısını söyleyen bir ülke ve yönetimiz. Bazıları gibi yolun başında ayrı, ortasında ayrı, sonunda bambaşka konuşmuyoruz. Kendi gazımızın bölge refahına sağlayacağı katkının farkındayız. Bu projenin Türkiye'nin enerjide merkez ülke rolüne koyacağı katkıyı da iyi biliyoruz. Türkiye'nin tecrübesinden, bilgi birikiminden, dostluğundan faydalanmak isteyen herkese kapımız sonuna kadar açıktır. Türkiye ile iş yapan bugüne kadar kaybetmedi. Bundan sonra da kaybetmeyecektir. Bu duygularla Türkali 2 kuyusu akış testinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. En başından bugüne kadar projenin hayata geçmesinde emeği olan enerji bakanlarımıza ve diğer herkese teşekkür ediyorum. Sizlere de sevgilerimi, saygılarımı sunuyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kalın sağlıcakla. Evet Fatih Bey, şimdi sizleri dinliyoruz. Ekibi şöyle alalım. Yakalım ateşi. Ekip gelsin hemen arkamıza. Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım. Evet. Sesimiz geliyor sanırım. Ekibi de izninizle, çünkü hakikaten burada gecesini gündüzüne katan, yeri geldiğinde ailesinden uzakta bu gemilerde çalışan mesai arkadaşlarımız var. İzninizle onları da yanımıza çağırmak istiyorum. Şu anda biz Fatih sondaj gemisinin güvertesindeyiz. Test işlemi arkamızdaki Kanuni sondaj gemisinin güvertesinde yapılıyor. Operasyon güvenliği açısından burada bir miktar mesafeli durmamızda fayda olduğu için burayı tercih ettik. Karşımda şu anda doğalgaz milli takımını görüyorum. Karadeniz gazı burada bizleri ışıtıyor ve ısıtıyor. Aynen öyle efendim. Doğalgaz Enerji Milli Takımı burada. Evet. Tebrik ediyorum. Şu anda Karadeniz gazı bizi burada ışıtıyor ve ısıtıyor. Ancak çok yakın bir gelecekte tüm milletimizi inşallah hem ışıtacak hem de ısıtacak. Biz bugüne kadar bize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı zat halinize şükranlarımızı sunuyoruz.
Milletimiz bizi dualarında hiç yalnız bırakmadı. Ona da aynı şekilde şükranlarımızı sunuyoruz. Ve hepinize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Hoşça kalın. Ben de tüm ekibe, şahsım, ailem, milletim adına en kalbi şükranlarımı Ankara'dan bildiriyorum. Tekrar tekrar başarılarının devamını diliyorum. Bu yanan ateşlerimiz inşallah hiç sönmesin. Sağ olun. İnşallah efendim.